Yepyeni bir Merkez Kort programından yeniden herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün yine birbirinden önemli konuklar sizlerle olacak. Yine her zaman olduğu gibi Sercan Erozan partnerim bizlerle ve onun dışında 3 farklı konuğumuz olacak. İlki stüdyomuzda şu anda Enver Ada Gencer, ardından Almira Akşahin ve Bora Erin bugün programda sizlerle olacak sevgili izleyiciler. Sercan hoş geldin, Enver hoş geldin programımıza. Evet Enver, en son yapılan turnuvada şampiyon oldun. Evet. Önce seni tanıyalım ve ardından turnuvada yapmış olduğun maçları konuşalım. Ben Enver Ada Gençel, 14 yaşındayım. Pakhan Spor Kulübü Derneği oyuncusuyum. Tenise nasıl başladığını bize kısaca söyleyebilir misin Enver? Tenise Fahri Hoca'nın isteğiyle başladım ve devam ettim. Öyle. Evet, günde kaç saat tenis yapıyorsun? Nasıl gidiyor antrenmanların? 3 saat oynuyorum günde. İyi gidiyor. Evet, en son turnuvada 14 yaş erkekler birincisi oldun. Başka kategoride mücadele ettin mi? 16 yaşlarda mücadele ettin 16 mi? 16 yaşta oynadım. Yarı finalde elendim. Kiminle oynadık, kaybettin? Bora'ya. Evet, Sercan, Enver... 14 yaş erkekler birincisi. Evet. 16 yaşta da yarı finalist. Enver'i tüm turnuvalarda genelde her yıl bir yerlerde önemli turlarda görebiliyoruz. Doğrudur. Enver'in özelliği bu. Ne söyleyeceksin Enver'e? Ben gelmeden de şeye baktım hep. Enver'in geçen sene ve bu sene ki bugün 3 konuğumuzun aynı şekilde bir turnuvalardaki başarılarına baktım. Enver'i şöyle söyleyebilirim. Dünya Otokap, 2022 yılında yapılan Dünya Otokap'ta 14 yaş yarı finalistiydi. Girne'de 2022 yılında Girne'de yapılan Head & Shoulders turnuvasında 14 yaş şampiyon oldu. Mausa Belediyesi'nde yapılan turnuvada 14 yaş yarı finalisti oldu. Yusuf Yönler Cup'ta yine 14 yaş yarı finalisti, 16 yaşta katıldı ve ilk 16'da elendiydi. Özel Vasıf Cup'ta 14 yaş finalisti. Ve 16 yaş çeyrek finalistiydi. Evet. Bu sene de işte ilk defa yapılan Ekrem Yeşilada Cup'ta 2023 yılında 14 yaş şampiyonu ve 16 yaş yarı finalist olarak turnuvayı tamamladı. Yani hep Enver'in yarı final finali var. Evet. 14 yaşlarda. Başarılı bir oyuncu. Ben takip ediyorum aslında Enver'i. Fahri Hoca'nın öğrencisi, Pakhan Spor Kulübü'nün işte kendinde biraz önce söylediği gibi oyuncusu. Hep 14 kendi kategorilerinde hep yarı finalde var Enver. Evet Enver, geçen seneyle bu seneki Enver arasındaki farkı bize söyleyebilir misin? Geçen seneyle bu sene daha iyi oynuyorum. Geçen sene ilk turnuvanda şampiyon olmuş muydu Sercan? Geçen sene Dünya Otokap'ta 14 yaş yarı finalistiydi Enver. Evet, bu yıl şampiyon olarak başladı. Tabii yaş orada 13 yaştaydı. Şimdi evet. 14 yaş oldu. Onun da bir farkı var. 16 yaşta da yarı final oynadı sanırım. Evet. Yine. Yani aslında bir şampiyonluk bir yarı final. Evet. Eğer yaşa vurursak geçen seneki yarı finali 16 yaş taşımış aynen oluyoruz. Aynen. Kendi yaşında şampiyon olmuş oldu. Evet. Evet Sercan, senin en öne soracağın soru var mı? Aslında biraz önce sen sordun ama ben biraz daha detaylandırayım. Haftada Fahri Hoca'yla haftada kaç antrenman yaparsınız Enver? Haftada 6. 6. Her gün antrenman yaparsınız. Evet. Ve 3 saat. Bravo. Yani hoca olarak da senin aslında bir şeyler de söylemen lazım. Yani bu seviyede fazla oyuncu antrenman yapmaz bildiğim kadarıyla. Evet. Ben demek ki Enver'in de bu şekilde antrenman yaptığı için devamlı yarı finalde var. Birazcık özveri işte her yerde konuştuğumuz gibi. Birazcık özveri olursa başarıda olur. Evet aslında antrenmanlarda çok fazla sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum ülke olarak. Eğer oyuncu da antrenman yapmak istiyorsa tabii. En büyük sıkıntımız oyuncu sayısının azlığı turnuvalarda. Hı hı. Yoksa aslında turnuva sayımıza da bakacak olursak arka arkaya turnuvalar var. Nasıl arka arkaya turnuvalar var? İşte 14 yaşa katılan 16'ya da katılabiliyor. İşte bir hafta 14 oynayıp ikinci hafta 16'yı oynayabiliyor. Böylelikle eğer 4 turnuva yapmışsak 8 turnuvaya denk geliyor. 5 yapmışsak 10 turnuvaya denk geliyor. 10 turnuva da ciddi bir rakam. Yani her ay bir turnuva gibi
sayılabilir aslında. Doğru. 10 turnuva neredeyse. Bunun yanına işte yurt dışına da 2 tane turnuva eklerse oyuncu tam 12 ay turnuva oynamış gibi görünür. Burada işte önemli olan Sercan, oyuncuların farklılığı, hep aynı kişilerle oynarsa oyuncu bir anlamı kalmaz. Bir de şöyle bir durum var. Mesela Enver ilk turda oynadığı oyuncu belki Enver'e göre çok basitti. İkinci turda da orta ayarda bir oyuncuydu. Belki de yarı final ve finalde oynadıkları onu ciddi şekilde zorladı. Bu ne demek oluyor? İşte 4 maçın ikisi onu geliştiriyor. İkisi aslında vaktini çalıyor. Aslında senin söylediğinde sıcacık bir şey var. Şimdi fikstüre bakalım. En son turnuvada Enver'in 1 numaralı seri başıydı, evet, puanından dolayı. Toplamda 13 kişi katılmış 14 yaş kategorisine. İlk turu bay geçti Enver. İkinci turda Kıvanç'la oynadı. Kıvanç'ı 6-1, 6-0'la geçti. Sonrasında Hasan Aras Duman, ki Hasan Aras Duman da geçen sene 12 yaşta bazı turnuvalarda şampiyon da olduydu. Evet. Onu da 6-3, 6-0, 6-3'le geçti. Ve finale çıktı. Finalde de Kaya Alıkseven'le oynadı. Kaya Alıkseven'le 7-6, 6-2'lik bir, evet, maç geçti. Biraz, evet, birazcık çekişme oldu. Zaten orada hatırlarsan canlı yayında da takip ederdik. Evet. Hatta uzadıydı da yani maç. Normal diğer tarafta kadınların maçı bittiydi, erkeklerin maçı başladı. Sonrasında Enver'le Kaya'nın maçı bitti. Gayet güzeldi o da, ben takip ederdim onu da. Keyifli bir maçtı. Dediğin gibi aslında yani ilk turu bay geçti. İkinci ve üçüncü turda rakipleri daha rahat geçti. Finalde zorlandı. Yani şundan dolayı söylüyorum Sercan. Örnek, bir oyuncuyu geliştirmeye çalışıyoruz mesela. Örneğin Fahri Hoca Enver'le bir konu çalışıyorlar ve o konuyu geliştirmek için maçlara giriyorlar. Şimdi eğer iyi bir rakip varsa karşısında, kazansa ve kaybetse fark etmiyor. Orada o çalışmış olduklarını denemesi hoca için yeterli. Ve bir sonraki maçta tekrardan gelişip gelişmediğini kontrol etmek lazım. Şimdi zayıf bir rakibe karşı bunu deneyemezsin. Zaten topu karşıya gönderiyorum, top bana geri gelmiyor. Yani stratejiye ve çalıştıklarıma çok fazla gerek kalmıyor. Çoğu maçta bizim ülkemizde yapılan. Ama tabii ki daha nüfus kalabalık, tenis nüfusu daha kalabalık ülkelerde. Bu böyle değil. Yani daha seviyeler birbirine yakın. Böylelikle de oyuncuların ilerlemesi bizden daha hızlı olabiliyor. Yani bizim belki de bakacak olursak eğitim anlamında %100 doğru bile yapsak turnuva bacağında maalesef sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sen ne söyleyeceksin Enver? Turnuvada ilk turu bay geçtin. İkinci tur senin seviyene göre daha kolay bir rakip geldi diye düşünüyoruz. Ne söyleyeceksin sen? Bu söylediklerimizi düşündüğün zaman, kolay rakip çıktığı zaman illaki sevinirsin. Ben oyuncuyken sevinirdim. İşte bu kolay falan, finale kadar gelirim diye sayardım. Ama aslında tenis gelişimim için çok da güzel bir şey olmadığını tabii ki büyüdükten sonra anladım. Sen ne söyleyeceksin? Ben de böyle. Evet Sercan, söz sende şu an. Şöyle söyleyeyim Enver'e, şunu sorayım. Şimdi önümüzdeki hafta bir Girne Belediyesi'nde Head & Shoulders turnuvası var. Kaydını yaptın mı turnuvaya? Yaptım. Hangi kategorilere? 14 ve 16. 14 ve 16. Hazır mı turnuvaya? Yoksa antrenmanlar devam eder mi? Antrenmanlar devam eder. Güzel. Hedefin nedir orada? Hedefim birinci olmak. Hangi kategorilerde? Yine 14'te. Evet. Ve 16'da. 16'da da şampiyonluğu hedefleyin. Evet. Bravo. Ben başarılar dilerim Enver'e. Bunu da hatırlatmasını yapayım. Seninle geçen haftadan konuştuğumuz konu işte kayıtlarla ilgili. Önümüzdeki hafta işte turnuvamız başlar 5 Nisan'da. Evet. 1 Nisan yarın son kayıt günü. Oyuncular kayıtlarını yapsın, yapmayanlar. Çiftlerin kayıtlarını daha sonra ayağa kadar uzatacak ama teklerin kayıtları bitecek, sonradan kayıt kabul edilmeyecek. Bunu hatırlatmasını yapayım. Ona göre oyuncular da kayıtlarını yapsın.
Evet, Haziran'da sanırım Sercan bir milli takım seçmesi olacak yine Türkiye'de. Hı hı. Biz bunun için yine bir turnuva düzenleyeceğiz büyük ihtimal son 8 arasında. Hı hı. Ne düşünüyorsun Enver? Bu sene 14 yaş milli takım için mücadele edebilecek misin Türkiye'de? Edebilirim bence. Evet, önce kendi ülkemizde ilk son 8 arasındaki birinciyi belirleyeceğiz ve oradan Türkiye'de nerede olacağını bilmiyoruz. Orada olacak turnuvaya buradan bir numaraları göndereceğiz ve orada maçlar oynanacak. Bana göre de eğer doğru stratejiyle oynarsan bir şeyler yapabilirsin. Çünkü ilk 3 milli takıma giriyor Türkiye'de. Evet. Evet Sercan, Enver'in bize söyleyeceği başka bir şey yoksa bir diğer konuğumuzu alabiliriz. Enver, senin bize söylemek istediğin bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ben başarılar dilerim Enver'e. Teşekkürler. Diğer turnuvalarda da, önündeki turnuvalarda da gene her şampiyonları konuşuruz Enver'le inşallah. Evet, teşekkür ederiz Enver. Buradan tenis oynayan, seni izleyen arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Hepsi oynamaya devam etsinler. Oynamayanlara söyleyeceğim bir şey var mı tenis? Onlar da başlasınlar. Peki ne oluyor? Tenis hayatında seni ne değiştirdi? Niye başlasınlar? Eğlenceli bir spor. Kaç yaşında başlamıştın sen? Ben 7. 7. Başlamadan önce ne yapıyordun? Başladıktan sonra hayatın nasıl değişti? Başlamadan önce futbol oynuyordum. Sonra bıraktım. Tenise devam ettim. Evet Enver. Teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim. Umarım arkadaşların senin dinler ve başlamayanlar tenise başlar. Tenis oynayanlar da daha fazla oynamaya devam eder. Evet sevgili izleyiciler, 14 yaş erkekler şampiyonu Enver Ada Gencer bizlerleydi. Şimdi minik bir aramız var. Ardından Almira Akşahin bizlerle olacak. Çocuğunuzu geliştirecek, hayata hazırlayacak bir oyun düşünün. Öyle bir oyun olsun ki süreyle, mesafeyle son bulmayan, son puanı alanın kazandığı, düşenin kalkmayı, kalkanın ayakta olmanın kıymetini öğrendiği, geçmişten ders çıkaran, gelecek için plan yapan ve anı yaşayanların kazandığı, keyif aldığı. Çocuğunuz için bir oyun hayal edin. Her hatada rakibin puan aldığı, istediğini elde edebilmek için sabırla beklemeyi, coşkuyla istemeyi alışkanlık edindiği, riskleri doğru hesaplayıp sınırlı zamanda sakin ve doğru kararlar aldığı, doğru oyun sistemini, yaratıcılığını ve meziyetlerini kullanarak bir sanatçı edasıyla özgünleştirdiği. Siz bir oyun düşünün, buluncaya kadar izin verin, çocuğunuz tenis oynasın. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından biz yine buradayız ve Almira Akşahin stüdyomuzda. Almira hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Evet Almira, hızlıca önce seni bir tanıyalım. İsmim Almira Akşahin. Gazi Mağusa Belediyesi'nde oynuyorum. 14 yaşındayım. Pardon 13. Evet. Geçtiğimiz turnuvada Erel Yeşilada turnuvasında şampiyon oldun 14 yaşlarda. Aynı Enver gibi Enver erkeklerde. Sen kızlarda şampiyon oldun. Ne söyleyeceksin? İlk yılın ilk turnuvası ve şampiyonluk aldın. Yani şampiyon olduğum için mutluyum.
antrenmandaki yaptığım şeyleri de uyguladığım için ondan da mutluyum. Evet, tabii ki az önce Enver'e sorduk, işte milli takım olacak Haziran'da, gideceksin, işte ne yaparsın sence diye sorduk. Sen tabii ki buna önceden gittin, Aralık ayında gitmiştin Bora'yla, biraz sonra senden sonra alacağımız konukla birlikte milli takım seçmelerine birlikte katıldınız. Orada bize orada yaşadıklarını, orada neler yaptığını bize bir anlatır mısın? Orada ilk gittiğimizde kortu gördüydük. Sonraki günde Öykü Şahbaz'la oynamıştım. Ve orada da 6-2 vermiştim. Bunun üzerine daha çok çalışıp yenmeyi düşünüyorum. Peki ne oldu da 6-2 kaybettin? Yani maç başladı, senden çok daha mı iyi bir oyuncuydu, yoksa sen mi dışarıya atıyordun, yoksa o mu hızlı vurup puanlar alıyordu? Ne oldu? Neden 6-2 kaybettin? Aslında benim de çok hatam vardı, basit hatam vardı. Ama yani balon kortun içindeydik ve vurduğumda toplarım gitmezdi. Bu sefer daha sert vurmaya çalışırdım. Bir süre sonra golüm ağrımaya başlamıştı ve oynayamadıydım. Peki daha sert vurmandaki neden neydi? Yani senin vurduğun toplar yavaş gidiyordu, o sana daha sert mi vuruyordu? O sebep bu muydu? Toplarım karşıya geçmiyordu, yani gitmiyordu toplarım. File de mi kalıyordu? Evet. Peki daha sert vurarak mı onu karşıya geçirmeye çalışıyordun? Evet. Ne yapman gerekiyordu? Spinli vurman gerekiyordu. Daha sert vurarak değil. Evet Sercan, sen bir şeyler söylesin, sonra ben Alimera'yla konuşmaya devam edeyim. Ben yine Alimera'nın geçen seneden ki turnuvalarına baktığımda önce birkaç turnuvalara katılmadıydı Alimera. Dünya Oto, Hedden Shoulder ve Mansur'daki turnuvaya katılmadı. Evet. Sonrasında Yusuf Yönler'in turnuvasına katıldı. Yusuf Yönler Cup'ta Gönyeli Tenis Kulübü'nün 12 yaşta kızlarda şampiyon oldu. Sonrasında arkasından şehir kulübünde Özel Vasıf Cup'ta 12 yaşta kızlarda şampiyon oldu. Senin bahsettiğin 14 yaş milli takım belirleme turnuvasında şampiyon olup milli takıma girmeyi hak kazandı oradaki eleme turnuvasına. Bir de Masterler turnuvası vardı. Sonrasında bizim yaptığımız Masterler turnuvasında da, yani yıl içerisindeki ilk 8'deki oyuncuların katıldığı bu turnuvadır. Orada da 12 yaş kızlarda şampiyon oldu. Ve bu sene ilk turnuvada da 14 yaş kızlarda şampiyon oldu. 16 yaşlara katıldın mı Almira? Evet, katıldım. Orada ne yaptın? Çeyrek finalde elendim. Evet, orada da çeyrek finalde. Yani biraz önce Enver için söylediklerim yine aynı şekilde Almira için de önemli. Zaten bu dereceleri almış oldukları için aslında buradadırlar bir de. Evet. Kendi kategorilerinde işte şampiyon olmuş, çeyrek final oynamış, final oynamış çocuklar, yani baktığında hep Almira hep şampiyonla oynayan bir oyuncu. Evet, geçen seneden itibaren, geçen seneyi saydın herhalde. Evet. Şimdi Almira'nın aslında çok önemli bir şeyi var, özelliği var. Mücadele ediyor sahada, savaşçı dediğimiz karaktere sahip. O yüzden Türkiye gibi ülkelerde veya Tenis Europe gibi turnuvalarda başarı alabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Çünkü aslında bizim en büyük eksiğimiz çok fazla centilmen olmak. Yani Türkiye'de sen de bileceksin Sercan. Artık fazla centilmenlik, işte fazla iyi kalplilik, işte sessizlik işe yaramıyor. Evet. Yani ne kadar iyi tenis oynarsan oyna kazanamazsın. Çünkü psikolojik bir savaş var aslında sahada, tenisin dışında. Onu yönetebilmek için savaşçı ruha, savaşçı karaktere ihtiyaç vardır. Bence o Almira'da mevcut. Eğer doğru adımlar atarsa maçlarda bence iyi sonuçlar alabilir. Geçtiğimiz yıl Tenis Europe'a katıldı. Ve Tenis Europe'dan neler yaptığını bize söyle. İlk turda ne yaptın? İlk turda elemelerdeydim, aldım. Kimi yenmiştin, hatırlıyor musun? Hayır, hiç hangi hatırlamam. Ülkedendi oyuncu? Kıbrıs'tı galiba. Tamam, evet, o kazandı. Sonra? Evet. Sonra işte ana toplaya geçtim. Orada da kazandım tekrar. O nereliydi? Hatırladığın var mı? Yoksa hiç hatırlamıyorum. O da galiba tekrar Kıbrıs'taydı. Sonra Amerikan bayrağıydı. Tam olarak hatırlamam ama onunla da oynamıştım ve orada da elenmiştim. Evet, yani burada aslında Tenis Europe'da Sercan, zayıf oyuncu çok fazla bulamazsın. Yani Güney Kıbrıs'tan dahi oyuncu olsa hepsi katılmaz. Yani seviyesi yüksek oyuncular. Yani ilk son 8'deki oyuncular katılır genel olarak.
Ve eğer dediği gibi iki tane Kıbrıslı yenmişse yine iyi bir iş çıkar. Neredeydi bu turnuva? Rum tarafında, Larnaka'da. Yani ben ilk katıldığı turnuvada iki tane maç kazanması, yani tur önemli değil aslında orada. İki maç kazandı, bir maç kaybetti. Yani buradaki yüzdeliği kaybettiğinden daha fazla. Biz aslında ilk başlarda buna bakıyoruz. Yani kaç turnuva şampiyonluk aldığına bakmazsın zaten. Şeyde analizini yaparken oyuncunun kaç maç yapmış, kaçını kazanmış, kaçını kaybetmiş. Aslında buna bakarsın belli bir yaşa kadar. Çünkü bütün turnuvaları, bütün kupaları kazanamazsın. Öyle bir şey mümkün değil tenis Europe turnuvalarında. Ve benim için oradaki turnuvada almış olduğu sonuçlar gayet iyiydi. Sadece işte dediğim gibi en büyük hatası bizim oyuncuların daha güçlü vurmaya çalışıyorlar Sercan. Yani sanki karşılarındaki oyuncu bayrak değiştiği anda sanki onlar çok işte yavaş atarsak çok fazla güçlü toplar bize gönderecekler. Hiç karşılık veremeyeceğiz gibi mentale kapılıp daha sert vurarak hiç çalışmadığımız, hiç yapmadığımız vuruşlarla maç kazanmaya çalışıyorlar. Mümkün değil. Yani o yüzden onların da aslında senin yaşında, onların da senden daha fazla antrenman yapamayacağını düşünmen lazım öncelikle. Evet, bizden bir artıları var evet maalesef. Daha fazla turnuva oynuyorlar, daha fazla seçenekleri var oyuncu anlamında. Bizde en büyük sıkıntı bu. Ha, antrenman konusuna gelince de Sercan şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Bunu dileyen araştırabilir. En iyi oyuncular, en yüksek seviyeye çıkabilen oyuncuların çoğu yıllar içerisinde hep antrenman partneri sıkıntısı yaşamıştır. Yani bizim burada şöyle bir algı da var maalesef. İşte oyuncu yok, nasıl gelişeceğiz? Yani oyuncu var, evet, akademilerde var. Yani ama akademilerden tenisçi olan da çok fazla kişi yok. Tenisçi olduktan sonra akademilere giden var, evet. Yani 16'dan sonra, 17'den sonra akademilere gidiyor ama onlar da akademilere gidip bakıldığı zaman, örneğin en yakın yeri sana söyleyebilirim buradan. İstanbul'da, Koza'da Cemil Keliş'te antrenman yapıyor. Bir akademi orası, oyuncular var orada ama Cem'in antrenman yaptığı kort ve koç farklı. Evet, ısınmalar birlikte ısınıyorlar, birlikte koşuyorlar, fitnesi birlikte yapıyorlar ama ne zaman antrenman başlıyor? Cem'in kortu ayrılıyor, diğer oyuncuların kortu ayrılıyor. Yani aynı akademide olmak demek o oyuncularla oynuyor anlamına gelmiyor. Yani antrenman partneri dediğimiz sorun aslında maçlarda çözülüyor. Yani profesyonel oyuncu, profesyonel olmak isteyen oyuncu maç eksiğini maçlarda giderir. Yani antrenman işte hadi antrenman maçı ayarlayalım diye bir şey yok. Zaten büyük ülkelerde her hafta sonu çoğu şehirde turnuva olur. 2 günlük, 3 günlük turnuvalar. Yani bunlar da Avrupa'ya gitmiyorsa çocuk, yani başka bir ülkeye gitmiyorsa kendi bulunduğu şehre en yakın turnuvayı seçip hafta sonu maç yapabiliyor. Yani böyle bir bizden artıları var şu anda. Evet Almira, senin bize söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, tamamdır. Senin Almira'ya sormak istediğin. Şimdi Almira'ya da aynı şeyi sorayım. Haftada kaç gün antrenman yapan Almira? Ne zaman boşum olursa, yani genellikle 6. Kaç saat? O değişiyor yani. Bazen 3 oluyor. Bazen 5 de olabilir. Girne'deki turnuvaya kayıt yaptın mı? Daha değil ama bugün yapacağım. Yarın son gün. Evet. Ona göre. Gidiyorum. hangi kategorilere gireceksin? 14 yaş kızlar, 16 yaş kızlar. Bir de arkadaşımla 14 yaş çift kızlara. Bravo. Kim? Arkadaşın kim? Enra. Çift kızlara gireceksiniz Enra'yla. Güzel. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Gene Almira başa oynayacak. Şimdi mix'e giren çift kadınlara giremiyor. Çift kadınlara giren de mix'e mi giremiyor? Tam hatırlamam onun şeyi nasıldır. Galiba iki tek bir çift de girebilirler. Peki şunu sorayım Sercan. Yine ortalığı karıştırır gibi olmayayım ama. bir hafta 14 yaş başlıyor. Diğer hafta 16 yaş. Evet. Örneğin ilk hafta 14 yaş başladığında çiftlere katılırsam ikinci hafta 16 yaştaki çiftlere katılamaz mı? Biraz önce de söylediğim gibi aslında şöyle bir durum var. Biz çiftlerin kayıtlarını çarşamba, perşembeye kadar uzadırık.
Yani giden turnuva yerine giden oyuncular da orada konuştukları arkadaşlarıyla. Çünkü şimdi herkes herkeste, belki bağlantısı olmayabilir, farklı kulüplerde olabilirler. Ama oraya gidince bir arkadaşlarını gördüğünde orada partner olup kategoriye, yani o çiftlere veya karışık çiftlere girmek isteyebilirler diye zaten onu çarşamba perşembeye kadar uzadırdık. Bunu bu şekilde karar aldıydık diye. Zaten ikinci hafta cumartesinden sonra başlar çift maçları. Ama senin geçen seferki uyarınla ilgili ben hakemlerle de görüştüm. Böyle bir durumda dörtlüğe döndürülecek. Bu gibi şeyler dediğim gibi her zaman açık. Ama turnuva kayıtlarına ilgili herhangi bir geri adım atmayacak. Onu ilerleyen zamanlarda yine tekrar konuşuruz. Bakalım neler olacak. Belki de dediğin gibi herkes kaydını yapabilecek Sercan. Yapsın işte. Yani buradan biz görsellerini paylaştık. Facebook'ta, Instagram'da bunların duyurularını yaptık. Web sayfamızda bunun duyurusunu yaptık. EKKTF'de zaten daha önceden açılmıştır. Şu an girip baksanız Haziran'daki, Eylül'deki turnuvanın kayıtları açılmıştır. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin, Lefkoşa Şehir Kulübü'nün, Gönyeli Tenis Kulübü'nün turnuvasının tarihleri hep belirlenmiştir. Tarihlerde 3 aşağı 5 yukarı değişiklik olabilir ama açılmıştır. Oradan girip şimdi bir oyuncu bütün yıl içerisindeki bütün turnuvalara oradan kayıt yapabilir. Evet. Orada herhangi bir şey, engelimiz yok yani. Evet Almira, bize ve buradan arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Yani hiçbir zaman pes etmemelerini söylerim. Peki yine Enver'e de söylediğim gibi tenis oynayanlara bunu söylüyorsun, pes etmesinler. Peki oynamayanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Yok yani düşünmemiştim. Tenise başlamalarını söyleyebilirsin mesela. Evet yani başlayabilirler. Eğlenecekleri bir şeydi. Sen evet. Kaç yaşında başladın Almira? 4. Tenis hayatında neyi değiştiriyor Almira? Bilmem yani sakin olmayı öğrendim. Bir de dikkatli olmayı. Evet. Kötü cevaplar değil aslında. Sakin olmak zorundasın. Dikkatli olmak zorundasın. Bir de disiplinli olman lazım. Yani evet. Disiplinli olmazsan antrenmanlara da gelemem. Maçı da kazanamam. O yüzden zamanını iyi korumalısın. Derslerine vaktinde çalışmalısın. Buradan arkadaşlarına şunu diyebiliriz ki tenis oynamayanlar tenise başlarsa evet. Daha dikkatli, daha disiplinli, daha sakin karakterleri olabilirler. Evet. Hazır yaz girişiyken tenise başlamayanlara buradan tenise başlamalarını önerebiliriz. Tamam. Evet Almira, teşekkür ederiz. Senin Almira'ya söylemek istemediğin başka bir şey yok. Ben başarılar dilerim Almira'ya. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, 14 yaş kızlar şampiyonu bizlerleydi. Kısa bir aramız olacak. Hemen ardından ise 16 yaş erkekler şampiyonu Bora Erin bizlerle olacak. Şimdi kısa bir aramız var. Çocuğunuzu geliştirecek, hayata hazırlayacak bir oyun düşünün. Öyle bir oyun olsun ki süreyle, mesafeyle son bulmayan, son puanı alanın kazandığı, düşenin kalkmayı, kalkanın ayakta olmanın kıymetini öğrendiği, geçmişten ders çıkaran, gelecek için plan yapan ve anı yaşayanların kazandığı, keyif aldığı. Çocuğunuz için bir oyun hayal edin. Her hatada rakibin puan aldığı, istediğini elde edebilmek için sabırla beklemeyi, coşkuyla istemeyi alışkanlık edindiği,
riskleri doğru hesaplayıp sınırlı zamanda sakin ve doğru kararlar aldığı, doğru oyun sistemini, yaratıcılığını ve meziyetlerini kullanarak bir sanatçı edasıyla özgünleştirdiği. Siz bir oyun düşünün, buluncaya kadar izin verin, çocuğunuz tenis oynasın. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aranın ardından yeniden buradayız ve stüdyomuzda şu anda Bora Erin bizlerle. Bora hoş geldin. Hoş buldum. Evet, son yapılan turnuvanın 16 yaş erkekler şampiyonusun. Bize önce kendini tanıt, sonra da turnuvadan bize bahset bakalım. İsmim Bora Erin, 14 yaşındayım. Rum tarafında Max Tennis Akademi'de antrenman yapıyorum. Turnuvaya girme amacım şampiyon olmaktı. Her zaman turnuvalar şampiyon olmak için girerim. Turnuvada şampiyon oldun. Önce istersen kimlerle oynadın? Zorlandığın maç var mı? Önce onu konuşalım. İlk tur Derinene Şemsettin'le oynadım. Fazla zorlanmadım. 6-0, 6-0 kazandım. İkinci tur, ilk tur bay geçmiştim. Üçüncü tur yani yarı finalde Enver Adagençel'le oynadım. O maçı da 6-0, 6-4 kazanıp finale çıktım. O maçta zorlanmıştım. Bir de finalde Akali sağ kanatla oynadım. Onu da 6-3, 6-4 kazandım. Biraz zorlandım ama iyi oynayıp kazandım. Evet, burada tabii ki Ali Akay'ın da bir şeyi var. Ali çıkışı Akay var. Final oynadı, evet. Ve Bora'yı 6-3, 6-4 ile kaybetti Bora'ya. Tabii ki burada bizim ilgimizi çekmişti Sercan, evet. Konuşmuştuk bunu zaten. Doğru. Evet Bora, şimdi az önce Sercan abinle konuştuğumuz bir konu vardı. Örneğin hocanla bir konu çalışıyorsun ve o konuyu işte turnuvada deneyeceksin. Çok basit bir rakip çıktığı zaman deneyemiyorsun. İyi bir rakip çıktığında da maçı kaybedersin, turnuvan hemen bitiyor. Yani deneyip kaybediyorsun. Bizim ülkemizde maalesef böyle bir sıkıntı var ama şu anda Güney'de oynamaya başladın. Evet. Güney'deki turnuvalara daha net katılıyorsun. Orada tabii ki tenisin nüfusu daha fazla. Turnuvalarda böyle çok fazla şey var mı? İniş çıkış var mı? Buradan bize söyleyebilir. Mesela ilk turda oynadığın adam çok kolay olabiliyor mu? Finalde oynadığın adam çok kolay olabiliyor mu? Yani tabii çok kolay oyuncular da var. Ama gene seviye olarak baktığımızda çeyrek finaller, son 16'lar bizim ülkenin bir tık daha üstü. Çünkü bunun sebebi de orada daha fazla oyuncular olması ve onların maç yapmaya daha alışık olması, daha çok oynamaları, maç tecrübeleri olması. Evet, orada oyuncu sayısı daha fazla Sercan. Turnuva sayısı da tabii ki bizden daha fazla. Çünkü kulüp sayıları fazla ve her kulüpte bir turnuva yapılıyor. Ayrıca tabii ki Tennis Europe turnuvası var. Yani bizden en büyük artıları ulusal turnuvalar. Uluslararası turnuva yapılabiliyor. Tabii ki bu bizim en büyük eksiğimiz bence. Bunu da maalesef bizle alakalı bir şey değil. Bu bizim en büyük eksiğimiz teniste. Uluslararası arenayı ülkemize taşıyamıyoruz. Evet, peki bir üst kategoride ne yaptın turnuvada? Bir üst kategoriye girmedim. Sadece 16 yaşa katıldım. Neden onu öyle yapmıştın? Çünkü aynı zamanda Rum tarafında, Güney'de Tennis Europe turnuvalarına hazırlanıyordum ve orada da yerel turnuvalar olduğu için kendimi çok fazla zorlamak istemedim. Son paylaşımında gördüm ki şampiyon oldun. İşte zaten Güney Kıbrıs'ta bir şampiyonluk aldın. Oradan da bahset istersen bize. Daha önce girdiğim 3 turnuvaya girmiştim. Üçünde de çiftler, tekler şampiyon oldum. Bunda 16 yaş teklerde şampiyon oldum. Ve 16 yaş çiftlerde de şampiyon oldum Toprak'la beraber. Tabii oradaki oyuncuların yani bütün maçlar zor oldu. Çünkü oradaki oyuncular çok tecrübeli oyuncular. Biz Toprak'la daha yeni yeni orada oynamaya başladığımız için zorlandık. Ne kadar daha iyi oynasak da. Evet, peki günde ne kadar zaman harcıyorsun Bora antrenmanı? Yani için? Haftada 5 gün artı 2 gün fitness. Ayrıyeten de hafta içinde yaptıklarımı denemek amacıyla cumartesi arkadaşlarımla maç yapıyoruz. Evet. Evet Sercan. Evet. Yine aynı şekilde diğer oyuncularda konuştuğum gibi Bora'ya da baktım 2022 yılında bizdeki turnuvalarda neler yaptı diye. Onları bir sıralamak isterim. Dünya Otokap'ta 14 yaş şampiyonu. Head & Shoulders'da 14 yaş yarı finalisti ve 16 yaş çeyrek finalisti. Mausa'daki turnuvada 14 yaş şampiyonu. Yusuf Önlüer Cup'ta 14 yaş şampiyonu, 16 yaş çeyrek finalisti.
Özel Vasıf Kap'ta 14 yaş yarı finalisti. Milli takım belirleme turnuvasında biraz önce bahsettiğiniz 14 yaş şampiyonu. Masterler turnuvasında 14 yaş şampiyonu. Ve şimdiki yeni tamamlanan Ekrem Yeşilada Kap'ta da 16 yaş erkekler şampiyonu oldu bu ara. Bu şekilde hep şampiyonluk ve yarı finalistlik tarafında hep görüyoruz Bora'yı. Evet, tabii ki Bora'nın en büyük özelliği solak olması. Evet. Solak erkek tenisçimiz, 3 tane sayabilirim ben şu anda, 4 tane sayabilirim. Biri Bora, diğeri Kaya, Enver'le oynamıştı. Turgay ve Rasim. Kaya'yla erkeklerde. Evet, Kaya ve Turgay'ın maçına canlı yayındaydık hatırlarsan. Evet. Bir finalde iki tane solak olduğunu konuşmuştuk. Evet. Nadir de vardı. Yine şunu da söyleyebiliriz ki aslında canlı yayında değildi ama 16 yaş finalinde de diğer solak da Bora. Evet. Demek ki solaklar finale kalabiliyor. Yani çok fazla solak yok sayabileceğimiz. 4 tane var. 3'ü finalde. Kızlara baktığımız zaman kaç solak sayabiliriz? Nadir geldi şu an aklıma. O da finalde. Evet. Yani bir avantaj var diyebiliriz aslında. Sen solak olmanın avantajını yani yaşar mısın? Solak oynamanın veya dezavantajı var mı? Avantajlarını gördüm daha çok. Çünkü oyunu rakibinizin bekenine çevirebilirsiniz. Puanı kontrol etmeniz daha kolay olur. Forehand çaprazla. Evet. Açıları gönderebilirsiniz ve servisiniz her zaman daha avantajlıdır benim için sol taraftan. Rakibin bekenine doğru açılatıp servisi öyle yapabilirim diye. Aslına bakarsan Sercan sağ elli bir adama da solak aynı şekilde. Evet. Yani yine forehand'i onun işte çapraz vurduğu zaman. Ama işte burada sıkıntı şu. Sağ elli bir adam solakla çok fazla karşılaşmaz. O yüzden mentali onun tam tersi hazırdır. Ama Bora yani solak bir oyuncu hep sağla oynadığı için solakla oynadığı zaman zorlanabilir. Peki solak bir rakiple karşılaştığın zaman ne hissedersin Bora? Yani çok alışık olmadığım bir durum ama Güney'de son turnuvada yarı finalde kulüp arkadaşım solak, tekel bekentli. Ona karşı zorlanmıştım. İlk başta 5-0 geriye düştüm alışamadığım için oyunda ama sonra 7-5-6-3 alışarak kendi oyunumu oynayarak kazandım. Yani sahanın içerisinde aslında oyuncular yani belli bir süre bocalar ama sonra onu şey yapar evet. Yani rutine döndürür işte Bora'nın söylediği evet, skorla onu yani gösterir. Gösteriyor ama finale çıkmaları da bir demek ki bir fark var. Ama başarı da var yani sadece evet. Solaklığından değil yani gerek antrenman gerek mental gerek fizik olarak da evet. Baktığında iyi olan çocuklar zaten orada olur. Yani sadece solak olduğu için değil yani. Evet son Türkiye Milli Takım belirleme turnuvasına katıldın. Oradan bize bir şeyler söyle istersen. Orada ilk turda Batu Güven'le oynadım. 6-2-6-2 kazandım. İyi oynadım maçtı. İkinci turda Leo Ozan'la oynadım. 6-2-6-2 kaybettim. Kötü oynadım o maçta. Mentalim kötüydü. Ama sonra mentalimi toparlayıp Antalya'da gittiğim turnuvada elemeleri geçip Leo'ya 6-3-7-6 kaybettim. Mentalim daha iyi olduğunda. En son yeni evet. Turnuva. Antalya'ya gittiğimde. Şimdi yarın başlayacak olan Tenis Europa'da gelecek Leo ana tabloda. Eğer ana tabloya kalırsam hedefim bu defa onu yenmek olacak. Milli takıma gelirsek oradaki oyuncular çok farklı. Çünkü onların da çok maç tecrübesi var. Ne yapacaklarını biliyorlar ne zaman. Onların avantajı öyle. Evet. Peki Almira'ya sormuştum. Maç oynarken kapalı kort, balon kortta oynamışsınız. Onun bir dezavantajını yaşadınız mı? Yani kapalı kortta biz alışık değiliz ülke olarak oynamaya. Yani evet çünkü onlar Türkiye'deki oyuncuları daha sert vurdukları için defans yapmanız gerektiğinde topu yeteri kadar kaldıramadığınız için onun dezavantajı oldu. Almira işte topların gitmediğinden bahsetti. Balon kortu oldu yani ben tam şey yapamadım ama o gitmediği için daha sert vurmaya çalıştığı için maçı kaybettiğini söyledi. Sende durum neydi? Yani ben onu pek hissetmedim. Ben normal vurduğum gibi vurdum. Yani balon kortun öyle etkisini pek görmedim topa. Yani burada şeyden tahmin ederim. Yani Almira'nın biraz önce söylediği sert zeminde belki fazla antrenman yapmadığı için veya sert zeminde sen de bilin Mustafa. Yani oyuncunun vurduğu top daha da hızlı gelir. Toprak korttaki gibi değil. Yani vurduğum yerden daha da hızlanır. Belki onu demek istediği daha hızlı vurmaya çalıştım derken. Evet, aslında Almira sert zeminde çalışıyor. Evet.
Yani o yüzden katıldığın turnuva sert zemin miydi Bora? Milli takımdaki. Evet, sert zemindi. Hızlıydı kort. Yani bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Sadece belki akustikten işte vurduğu topun sesinden kaynaklı öyle bir hisse kapılmış olabilir. Evet Bora, peki bundan sonraki hedeflerin nelerdir? Bize onlardan kısaca bir bahsedebilir. Yani yarın başlayacak olan Tenis Europe'da elemeleri geçip ana tabloda bir maç kazanmak hedefim. Uzun vadeli hedeflere baktığımızda da puanlarımı artırıp daha kolay turnuvalara girip hem yani turnuvalara daha kolay girip başarılı olmak. Şu anda Güney Kıbrıs'ın sıralamasında bakarsak kaç numarasın? Yeni güncellenende 14 yaşta 9, 16 yaşta 13. Evet, yani hızlıca bir yükselişi var. Ocak'ta başladım turnuvayı. Tebrik ederim seni de bu anlamda. Teşekkürler. Ve Sercan, senin Bora'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim. Biraz önce sorduğum soruyu çocuklara, diğer çocuklara Bora'ya da sorayım. Girdiğindeki turnuvaya kayıt yaptın mı? Girecek miyim? Evet, 16 yaşa maç oynamak için gireceğim. Güzel. Kayıt yaptın mı? Yaptım. Biraz bravo. Seni dinledikten sonra yaptı galiba. Yok Bora tamamdır, ben kontrol ederim yani son güne kalmadan kayıtlarını daha önceden yapar, onu görürüm. Bir önce saydığım işte başarıları Bora'nın aslında hep yukarıya oynadığını gösterir. Yani hedefi olan bir oyuncu, hep yukarıda olmak isteyen bir oyuncu. O yüzden şu an işte hem buradaki turnuvalara katılır, hem güneydeki turnuvalara katılır, hem Türkiye'deki turnuvalara katılır. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz Bora'yı da. Ben başarılar dilerim Bora'ya. Evet, çok kolay bir şey değil Sercan. Hem Güney'e katılmak, hem işte Girne'deki turnuvaya katılmak, hem Türkiye'ye gitmek. Yani bir sürü sıkıntısı var. Yani işte babasıyla gidiyorsa babasının işten izin alması gerekiyor. İşte Güney'de katılıyorsa yine izin alıp işte en az iki saat yolda kaybediyorlar. Belki işte maç var ya, günde 4 saat minimum. Özveri işte. Yani sadece babası değil, dedesi de eminim oralara da gelir. Evet, gelir. Çünkü buradaki turnuvalara görürüm yani. Evet, Bora'yı yalnız bırakmaz ne dedesi ne babası. Her zaman maçlarında, maçlarında her zaman arkasında desteklerler. Çok güzel de bir şey aslında. Arkasında ailesinin olması, her yere beraber gitmesi. Şanslıdır bu konuda, ben Bora'yı çok şanslı görürüm. Evet Bora, peki buradan önce tenis oynayan arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Yani hiçbir zaman vazgeçmemeleri. Çünkü son top oynamadan maç bitmez. Ve kendi oyununuzu oynamadan da maç kazanamazsınız. O yüzden hiçbir zaman pes etmemelerini öneririm. Evet, peki şu anda tam tenis sezonu diyebiliriz. Evet. İşte tenis oynamayanlar başlama zamanına geldi artık. Nisan ayından itibaren. Hep yeni kişiler kulüplere başlar. O kişilere ne söylemek istersin? Yani tenise başlamaktan çekinmemelerini, eğer başlarlarsa onlar için iyi olacağını, sağlıklı, disiplini öğreten bir spor tenis. O yüzden her zaman tenisin bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Eğer eğlencesini oynasanız bile. Evet, peki maç yaparken işte hobi olarak tenise başladı ve işte tenise hoş geldin kategorisinde bir sürü maç yapan kişiler var Sercan. Evet. Bahsedeceğim biraz orada, ondan da. Orada neler oluyor? Yani bu yeni başlayan kişiler neler hissedecek? Ondan biraz bahsedelim ve o hissi de hissettirebilirsek buradan, ekranlardan hissettirelim. Biz şimdi daha önceki programlarda da bu tenise hoş geldiğini kategorisini konuştuk aslında Mustafa. Şimdi bununla ilgili federasyon kortlarında Sun Valley sponsorluğunda bir turnuvamız var. Turnuvaya da kayıtlar yanlış hatırlamazsam erkeklerde 40 civarıdır, kadınlarda 10 civarları falan, 10-12 civarları falandır. Çiftler kategorisi var, karışık çiftler kategorisi var. Onlar da dedik ki şimdi normalde biz turnuvayla beraber götürecektik. Ama grup maçlarda ilk defa yaptığımız bir sistem format aslında bu. Şimdi herkes 7'şerli 8'li gruplara bölündü. Ne demek? Her oyuncu en az 3 maç yapacak demek grubunda. Grup maçlarını oynarken bu sefer işte pazartesi, çarşamba, cuma olduğunda normalde aslında insanlar hobi tenis oynarken haftada iki giderken veya bazen haftada bir giderken şimdi 3 gün arka arka tenis oynamasında bize şeyler geldi işte bizim yorulduk, çiftler kategorisine girmek istedik ama bu şekilde bir günde 2 maç yapamayık. Biz de dedik ki tamam okey, herhangi bir sıkıntımız yok çünkü senior ve tenis hoş geldin kategorisinde herhangi bir sınav haftasıdır veya başka bir işte lig maçıdır oynayan bir oyuncu yok. Olmadığı için de biz bunu esnetebiliriz dedik. Şimdi dedik ki turnuvayı
Biz normal formatına devam ediyoruz. Yine oyuncular bir dolu bir boş gidecek şekilde oynayacaklar. Arkasından 3-4 günlük bir ara vereceğiz. Diyeceğiz ki, dedik hatta bunun, perşembeye kadar, cumaya kadar, önümüzdeki hafta perşembeye kadar sanırım, çiftlerin kayıtları devam edecek. Ve sonraki hafta pazartesi günü başlayacak bizim turnuvamız. Ona göre bir düzen aldık. Herhangi bir yani sıkışıklığımız yok dediğim gibi takvimde. Bir tarafta evet Girne'deki turnuva başlayacak. Girne'deki turnuva oynanırken yaş kategorilerinde. Ve tenise hoş geldin mesela oradan Lefkoşa'da devam edecek. Federasyon kortlarında. Herhangi bir çünkü iki farklı kategori. İki evet. Farklı oyuncu grubunun oynadığı turnuva. Herhangi bir sıkıntımız olmadığı için o şekilde ayırdık. İnsanlar da yani şu ana kadar bir hafta oluyor işte turnuvanın başlangıcı. İnsanlardan da çok olumlu geri dönüşler aldım Mustafa ben. Yani herhangi bir şikayet yok. Biz de esneklik yaratıyoruz orada. Turnuva saatleriyle ilgili. Buradan onun da duyurusunu yapayım. İzlemek isteyenler 5.30'da bizim maçlarımız başlar. Cumartesi ve pazar günü maçlarımız yok. Hafta içi saat 5.30'da maçlarımız başlar. Saat 7'ye 8'e kadar maçlar devam eder. Dileyen gelip orada da izleyebilir. Sonrasında evet. Da katılmak isteyenler bizim EKKTF diye bir sistemimiz var da www.kktf.org'dan girip oradan kendi lisanslarını kendileri çıkarabilirler. Çok basittir. Bir fotoğrafını yükler, bir kimliğini yükler. O kategoride herhangi bir sağlık raporu zorunluluğumuz yoktur. Sadece turnuvaya girdiğinde, kendi geldiğinde turnuva kayıt parasını öderken bir kağıt imzalar ki kendi sorumluluğundan, kendi meçhuldür diye, kendi sorumludur diye, kendi sağlığından. Onu imzalar ve turnuva oynayabilir. Evet, Bora. Tenis oynamayanlara son olarak ne söylemek istersin? Yani bence herkesin tenis oynaması lazım. Tenise başlamaları lazım. En azından nasıl bir spor olduğunu görmek için herkesin tenis oynaması gerektiğini düşünüyorum. Peki sana ne kazandırdı? Yeni başlayacak olanlara ne kazandırır? Bana disiplini, çalışmayı, pes etmemeyi öğrenmeyi kazandırdı. Yeni başlayacak olanlara da aynı şeyleri kazandıracağını düşünüyorum. Bu pes etmeme konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim bizi izleyenlere Sercan. 5-1, 40-15 geridesiniz. Buradan maçın dönmeyeceğini düşünen çok fazla insan sayabilirim. Ama buradan maçın dönebileceğini sadece tenisçiler bilir. Ya bu da demektir ki işler kötü giderken aslında işlerin değişebileceğini tenisçiler iyi bilen kişilerdir diye düşünebiliriz. Ben bunu birebir yaşamış biriyim. Yani 5-2-40-15'te ilk seti kaybettim. 5-2-40-15 gerideyim. Oynadığım oyuncu da hocam da o zaman Ülker Gazioğlu. Şehir kulübündeydi turnuva. Birinci kortta oynadık hiç unutmam. 5-2-40-15 gerideyim. Oradan 7-5 seti aldım. Sonrasında 6-1 aldım 3. seti. Evet, tabii ki bu senin için unutulmaz bir şeydi. Senin için önemli bir algı. Peki kaybeden hocana düşün. O da 5-2-40-15 önde evet. Maç bitecek. Evet. O da kaybediyor. Yani bazen işler iyi giderken kötü gidebiliyor. Kötü giderken de iyiye evet. Dönebiliyor. Yani iki taraftan da bakmak lazım. Aynen öyle. Kazanan açısından değil, döndüren açısından değil. Eğer 5-1, 40-15 öndeyken maçı kaybediyorsak demek ki bir şeyleri doğru yaparken yanlış yapmaya başlamışızdır. Bu da hayatta böyledir zaten. Yani buradan tenise başlayacak olan kişilere önerebiliriz ki tenise başlarlarsa farklı anlamlarda önemli disiplin, sabır çok önemli. Tabii ki. Ve konsantrasyon teniste rahatlıkla kazanabilirler. Bununla ilgili daha ufak bir şey daha söyleyeyim. Sonra sözü sana bırakıp istersen kapatacaksak programı kapatabiliriz. Onur Bina hocamızın biraz önce de şeyini gördük. Bir evet. Tanıtımını gördük tenisle ilgili. Seminerlerinde hep şunu söylerdi. Kortta oyuncular tamamen tek başına yalnızdır ve tek başına kendi alacakları kararlarla galibiyete veya mağlubiyete yol açarlar. O yüzden kısa sürede alacakları kararlar onlar için çok önemlidir. Ve bunu dünyada bir araştırma örneğiyle beraber desteklediydi. Yapılan araştırmada dünyadaki çoğu büyük firmaların, CEO'larının daha önceden bir tenis geçmiş olduğunun sonucu çıkmış. Yani o büyük şirketlerdeki CEO'lar çünkü o kritik görevdedirler.
tenisçiler tenis geçmişleri olduğu için böyle bir şey olduğu da söylenir. Bilmiyorum artık. Ya günün sonunda Sercan 10 yaşından itibaren bu bahsettiğin şeyi yapıyor. 10 yaşından itibaren karar veriyor. Evet. Topu backhand'ine mi göndereyim, kısa mı atayım, forehand'ine mi atayım, sert mi vurayım, yavaş mı vurayım? Evet. Bunun kararını sadece kendi verebiliyor. Evet. Yani işte 40-15 öndeyken işte garanti mi oynayayım yoksa agresif mi oynayayım? Ya bunların hepsi aslında ileride kullanacakları mesleklerde karar vermelerine yardımcı çok büyük, olacak. Çok büyük destek olacak bu evet. Tenis. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bora, söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Yok, teşekkürler. Evet Sercan, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir Merkez Kort programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.